Devamlı itiraftan burada şey yaptık da, yani itirafta düşüncede olarak itiraf, yani ben anladığım kadarıyla. Oysa ki alem-i İslam'ın şu anda somut olarak bir itaata ihtiyacı var. Çünkü üstadın münazatının başında da, yani sizin dediğiniz gibi diyor, işte alem-i İslam miftahı itaat-ı İslam'dadır. Yani bu nasıl somut hale gelecek? Yani bununla ilgili üstadın bir metodu yahut da bu hakkı, yani bunun bir somutlaştırılması lazım Siyot'tan. Çünkü baktığımız zaman alem-i İslam'da bir itaat yok. Oysa ki Hristiyanlığa baktığımız zaman, hatta ona tabi bu siyasi yönü de var bunun. Yani üstadın bu konudaki modeli nedir? Yani itaat konusunda. Evet. Allah razı olsun. Biraz önce ben itaat etsem direkt konumuz diye düşünmedim. Fazla girip biraz girip çıktım ama söylediğim şey şuydu. Yani İttihad-ı İslam'ı sadece siyasal bir ittifak olarak düşünürsek, bunun sosyal ve kültürel ekonomik boyutlarını yerleştirmeden, toplumsal tabanı oluşturmadan çatıyı yaparsak bunun çökeceğini ve sağlıklı olmayacağını söylemiştim. Bunun tecrübe edilmiş hali de vardır malum. Bağdat Paktı ve bu pakta imza atanların hepsi siyasi yollarla bir takım darbelere maruz kalmışlar ve idam edilmiş insanlardır. Ve bunun toplumda bir karşılığı olmadığı zaman siz çatıda ne yaparsanız yapın altta bu bir karşılık bulmayacaktır. Çünkü biraz önce yine onu söyledik. Türk modernleşmesinin getirmiş olduğu bir travma var. Çünkü Türk elitleri bir çatı oluşturdu ve bu çatıya göre alttaki insanları dizayn etmeye çalıştı. İşte etnik kimlikleri, kültürleri, dilleri, mezhepleri yok etmeye çalıştı ve size bir gömlek diktiler Cemil Meriç'in ifadesiyle. Bu gömlek bize olmadı, olmadığı için bu sefer kolu bacağı budadılar. Yani halbuki gömleği genişletmek gerekirdi. Burada yapacağımız şey biraz şu, Said Nursi'nin modeli nedir dediğiniz zaman, şimdi Said Nursi'nin risalelerini okuyoruz. Barla'da risale yazmaya başlıyor, Şamlı Hafız Tevfik diyor ki, üstadım biz yazıyoruz yazıyoruz burada birikti ama bunu kim okuyacak? Gün gelecek diyor, Alem-i İslam okuyacak, Keçeli sen yazmaya devam et. Şimdi bugün Risale-i Nur Alem-i İslam birçok yerinde okunuyor mu? Evet, Türkiye'de okunuyor ama Alem-i İslam'da 50-60 dile çevrildi deniyor ama bütün risaleler çevrildi mi? Değil mi? Belli çevrilen metinler var. Daha bu konuda çok bizim hizmet görmemiz gerekiyor. Şimdi Said Nursi'nin modelinde ne var? Tabandan tavana doğru bir yatay hareketlilik görüyoruz. Dikey bir hareketlilik yok. Yani hadi İttihad-ı İslam kuralım. Bu şeyden öte geçmiyor. Yani bunlar çok havada ifadeler kalıyor. Çünkü ben şunu soruyorum. Ben arkamı döndüğüm zaman yanımdaki komşum bana güveniyor mu? Ben ona güveniyor muyum? Onun için ittihat evvela kalplerde gerçekleşmesi gerekir. Onun için tevhid-i imani elbette tevhid-i kulubu iktiza eder. Bediüzzaman diyor ki bu zamanın en şeyi, zaafı, iman zaafıdır. Şimdi biz tevhid-i imani inkişaf etse tevhid-i kulüp olur. Bu olunca ne olur? Vahdet-i itikat, vahdet-i içtimai iktiza eder. Sanki biz o aşamaları atlarsak sağlıklı sonuçlar elde etmeyeceğimizi düşünüyorum ben. Onun için Said Nursi'nin modelini bu noktada kendimize alıp bu konuda düşünen insanların Risale-i Nur'da madem bu hakikatler bu şekilde ifade edilmiş, bunları biz insanlara nasıl ulaştırabilirimizin gayreti ve çabası ve derdi içinde olması lazım. Yoksa bunu yapmaz da siyasal olarak. Siyaset bizim direkt bir vazifemiz değil. Vazifemiz düştüğü zaman vazifemizi yaparız yani.